bulutlar yapısal olarak aynı özelliklere sahip olmalarına rağmen, farklı günlerde ya da aynı günün farklı zamanlarında pencereden dışarıya baktığımızda, atmosferin birbirinden farklı çeşit ve büyüklükte bulutlar yarattığını görebilirsiniz. Peki, bazı bulutlar çok eğlenceli görünürken, diğerlerinin kasvetli, hatta kapkara olmasının sebebi sizce ne olabilir? Bulutlar farklı dış görünüşlere sahip olabilirler. Bu da bizim bulut tiplerini birbirinden ayırmamıza yardım eder. O zaman, hava durumu, hatta iklim değişikliğinin gidişatı hakkında tahmin yapabilmemiz için, bir bulutun içinde neler olup bittiğini öğrenmek ister misiniz? Bulutları sınıflandırmadan anlayabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Uzmanlar bulutları iki ana özelliğine göre 10 ya da ondan fazla değişik tip olmak üzere sınıflandırıyorlar. Bu özelliklerin birincisi atmosferdeki yükseklikleri, ikincisi de şekilleridir. Yükseklikleri hakkında konuşurken yüksek, orta ve alçak olmak üzere 3 kategoriden bahsedilir. Şekilleri içinde alçak seviyedeki düz ve gri bulutlar olan, saatler hatta günler boyunca yağış bırakabilen yağmur bulutları olan nimbüs, üst üste yayılmış olmalarından dolayı kelime anlamı yayılmış olan stratüs, yığın ya da öbek anlamına gelen kümülüs, bu arada kümülüsleri kabarık görüntülerinden de tanıyabilirsiniz, ve son olarak da bukle ya da kıvrım anlamına gelen sirrüs isimleri kullanılır. Bulutlar, yükseklik ve şekil özelliklerinin bir araya gelmesiyle isimlendirilirler. Bu isimler, bize bulutların nasıl meydana geldikleri ve nasıl hareket edecekleri hakkında da bilgi verir. Bulutların meydana geldikleri yüksekliklerin yapıları üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Atmosferde yükseklik arttıkça sıcaklık düştüğü için, alçak seviyeli bulutların hemen hemen her zaman su damlacıklarından, yüksek seviyeli bulutların buz kristallerinden, orta seviyeli bulutların da buz ve sıvı karışımından meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu farklılıkları bulutların genel görünüşlerinde görmek mümkündür. Örneğin daha çok sudan oluşan bulutların kenarları buzdan oluşan bulutlara göre daha keskindir. Bulut şekilleri bize atmosferdeki rüzgarlar hakkında da bilgi verebilir. Mesela kıvrımlı sirrüs bulutları bu şekillerini atmosferin yüksek katmanlarındaki kuvvetli rüzgarlardan alırlar. Yani rüzgarlar yüzünden bu şekli alırlar. Bazı durumlarda bulut tipleri ve özellikleri hava tahmininde kullanılabilir. Sirrüs bulutları yaklaşan sıcak hava kütlesinin ve gelecek günlerdeki uzun süreli yağışların habercisidir. Alto cumulus adı verilen bir yaz sabahı oluşan orta seviyeli cumulus bulutları, atmosferde yüksek seviyede nem ve ısı olduğunu ve öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olabileceğini gösterir. Nimbostratus isimli katmanlı yağmur bulutlarını gördüğünüzde ise bunun uzun süreli yağış habercisi olduğunu anlayıp iyi bir kitap alıp sıcacık evinizden çıkmamak çok isabetli bir karar olabilir. Bilim insanları bulutları iklim değişiklikleri üzerindeki olası etkileri yüzünden de araştırıyorlar. Örneğin bazı bulutların ısıtıcı, bazı bulutların da soğutucu etkisi olduğunu keşfettiler. Gezegenimiz ısınmaya devam ettikçe bu bulut çeşitlerinden hangisine daha sık rastlayacağımızı ise henüz bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek ve bu süre içinde araştırmacılar da izlemeye devam edecekler.